Evet Konami yeni nesil oyun konsollarının da gelmesiyle beraber bu yılı bir güncelleme ile geçiştiriyor ve umutlarını gelecek sezona yıkıyor. Yıllardır üzerine inşa ettiği Fox Engine oyun motorunu değiştirme kararı alan Konami bu sene PS 2021 ile karşımıza bir güncelleme ile çıktı. Peki yeni güncellemenin farkları ne ya da bir farkı var mı? Aslında Konami en önemli değişikliği geçtiğimiz sene PS 2020 ile yapmıştı. Yeni kamera açısı, benzersiz top sürme mekaniği ve elden geçirilmiş etkileşimli Master League deneyimi gibi gayet cesur hamleler ve Espor'a eğilme çabasıyla beraber PES 2019'dan PES 2020'ye geçişi fark etmek çok kolaydı. PES 2021 güncellemesine ise major farklılıklar beklemeyin. Ne var peki derseniz kadro güncellemeleriyle de başlayabiliriz. Formalar ve kadrolar güncellenmiş durumda fakat Konami sadece bununla da kalmamış elbette. Oyunun temposu PES 2020'ye göre daha düşmüş yani oyun hızı daha yavaş olurken böylece gerçek futbol deneyimine biraz daha yaklaşılmış. Zaten son yıllarda PES'in daha çok futbol simülasyonu olma yolunda gittiği açık. FIFA ise buna karşın daha arcade türü özellikleri gösteriyor ve bu nedenle de spor severleri ikiye ayırıyorlar. PES 2021'de yapay zekaya karşı da bir takım özelleştirmelerde bulunulmuş durumda. Yapay zekaya karşı oynadığınız maçlarda geçen seneye göre bir miktar daha zorluk çekeceğini söyleyebiliriz. Yapay zeka organizasyon atakta oldukça iyi davranıyor ve sizi sürekli yeni oyun kurmaya itiyor. Oyuncular daha duyarlı davranıyor, bu sayede daha doğal görünüyorlar. Ayrıca top da sanki geçen seneki oyuna göre biraz daha ağır. Şut çektiğinizde verdiği keyif artık daha fazla. Evet değişiklikler bitti. Hepsi bu kadar. Menüler, oyuncu ekranları, takım tanıtımları, modlar ve lisans problemleri geçen seneyle aynı olsa da az önce bahsettiğimiz daha çok sağa içi ilgilendiren değişikliklerden ötürü PES 2021'in kiralanmış bir PES 2020'den daha fazlasını sunduğunu söylemek mümkün. Öyle ki Konami bu oyunu yeni bir PES oyunu şeklinde de satabilirdi. FIFA tarafında bunu çok defa gördük. Sonuç olarak PES 2021 için pek tabii ki geçen seneden büyük fark yaratmıyor demek mümkün. Küçük güncellemeleriyle oyun keyfi arttırılırken futbol simülasyonu şeklinde davranan kimliği ile FIFA serisinden sıkılanlar için bir durak olarak da yorumlanabilir. Yine fiyatının FIFA 21'e göre daha uygun olması avantaj sağlıyor. Açıkçası Konumi'nin hazırlığına girdi PES 2020'yi çok merak ediyorum. Umarım Beşiktaş gibi feda sezonu ilan ettiğine değer.